Arkadaşlar, Afrika'dan selamlar. Biz Afrika'ya geldik ve inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Ben de böyle yaşadıklarımı size derli toplu anlatmak için şöyle bir köşe yaptım kendime. Gelin şimdi orada oturalım. Ben de size neler yaşadığımı anlatayım. Böyle biraz karşılıklı sohbet etmek istiyorum aslında. Afrika'da gördüklerim, gezdiğim yerler, onun dışında yaşadıklarım, duygularım. Her şeyi size anlatmak istiyorum. Aslında bizim Afrika'ya gelme planımız birden ortaya çıktı. Yani son dakika ortaya çıkan bir şeydi. Benim Afrika her zaman hayalimdi ama burada daha büyük çapta şeyler düşünüyordum. Aslında burada yapmak istediklerim çok daha farklıydı. O yüzden hep sonraya erteliyordum. Sonra önüme bir fırsat çıkınca neden Afrika'ya gitmeyelim ki dedik Emre ile. Ve atladık geldik. Çok heyecanlıydık. Hani Afrika hiç ayak basmadığım bir kıta olması, böyle burada ne olup bittiğini çok bilmeyişimiz, sadece böyle medya duymamız derken böyle inanılmaz heyecanlıydık. Merhaba arkadaşlar, Kenya'dan selamlar. Biz şimdi Kenya'ya geldik ve inanılmaz heyecanlıyız. İlk defa Afrika'ya ayak basıyoruz ve böyle ikimizin de çok hayaliydi. O yüzden böyle bir çocuk gibi öyle sırıtıyoruz sürekli. Şimdi biz koçumuzda kalacağız. Yani Couchsurfing'den bir kadın bulduk. Çok tatlı bir kadın. Onda kalacağız. Yani ona gidiyoruz ama dehşet bir trafik var. İnşallah gidebileceğiz. Zaten gidersek size oradan sesleneceğim. Uçaktan indik, hala şey diyoruz, Afrika'dayız, inanabiliyor musun, Afrika'ya geldik, işte iki gün falan geçti, uyanıyoruz böyle Afrika'da uyandık falan diyoruz. Neyse, ilk indik hemen böyle şey, havaalanı zaten biraz küçük, yani çok büyük değil. Biz burada kullandığımız uygulamalardan bir tane kadın ayarlamıştık. İşte o nasıl geleceğimizi söyledi. Neyse, atladık gittik, böyle sokaklar çok ilginç. Zaten havaalanı biraz dışarıda ve banli yollardan gidiyorsun şehre. Böyle çok ilginç geldi. Neyse, böyle birkaç şey çekiyorduk. İşte Emre böyle GoPro'suyla bir şey çekiyordu. Adam direkt şey dedi, ne çekiyorsun falan dedi. Uzaktan GoPro'yu fark etti ve hani ne çekiyorsun diye sinirlendi. Dedik herhalde biraz böyle şey, turiste karşı biraz sinirliler. Neyse işte gittik, kadın bizi karşıladı. Dünyanın en tatlı kadını galiba. Gerçekten kaldığım çoğu insan için bunu diyorum ama şansıma çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Cecilia, kendisinin bir işletmesi var, evine çok yakın. Akşamları çalışıyor ve gündüz bizimle vakit geçirme fırsatı buluyor. Ve birçok insanı ağırlıyor böyle evinde. Çok tatlı, mütevazı bir evi var ve onu bizimle paylaşması bizim için çok keyifli oldu. Ve birlikte seyahat ettik, birlikte gezdik biraz. İlk gün biraz dinlendik. Ertesi gün Nairobi City'ye gittik. Yani sesi şehir merkezinde oturmuyor. Biraz dışarıda oturuyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi en çok sevdiğimiz deneyimlerden birisini yaşıyoruz. Afrika'da evet, lokal bir otobüse bindik ve bununla gidiyoruz. Normalde lokal otobüsler Nairobi City'de. Biz şu an şehir merkezinde değiliz. Böyle çok müzikli oluyormuş. Bangır bangır. Bunlar öyle değilmiş çok fazla. Ama onları da benim deneyimleriz. Şimdi şehir merkezine gideceğiz. Orada biraz gezeceğiz. Böyle dikkatli olun falan dediler bize otobüsteyken. Yani otobüste hani camdan elinizi çıkartıp GoPro ile ya da telefonla çekmeyin. Çünkü alabiliyorlar dediler. Ondan sonra şehire gittik. Böyle ya o kadar kalabalık ve o kadar kötü ki durum. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Hindistan'da bile karşılaşmadığım manzaralarla karşılaştım Kenya'da. Ülke çok fakir. Yani gerçekten çok fakir. Ve işsizlik sorunu var ülkede. Bu yüzden böyle herkes dışarıya pazar açmış. Yani herkes bir şey satma peşinde. Ve dışarıda bir şey satmak da illegal. Biz tam böyle şehirde yürüyorduk. Birden birisi böyle kaçın der gibi böyle koştu. Meğer zabıta tarzı bir şey geliyormuş, yani polis. Ve hepsini tutukluyormuş eğer öyle yakalarsa. Hepsi birden bir toplandı, böyle bir kaçmaya başladı. Ben onları çekemedim ama Emre çekti. Muhtemelen koyacaktır bile ona. Çok ilginç ve enteresandı. Neyse, sonra birkaç yere gittik. Ya adamlar böyle ne çekiyorsun, ne çekiyorsun, hani çekemezsin, burası özel yer falan dediler. Yani çok aslında kolay olmadı bizim için. Çok da bir şey çekemedik o yüzden. Bir de güvenlik sorunu da var. Yani hani bir şeyin çalınmasını istemiyoruz. Bu yüzden biraz dikkatli yaklaşmak istiyoruz. Ve ülkeyi de tanımadığımız için, daha yeni geldiğimiz için ilk günler böyle bizim için biraz tuhaf oldu. Benim için çok güzeldi. Çünkü o sokaklarda yürüyüp o insanları görmek gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü oturduğumuz yerde işte evet, Afrika'da açlık sorunu var, işsizlik var deyince çok bir şey hissetmiyoruz ama oradaki insanları görünce çok daha farklı oluyor. Keza Hindistan için de öyle olmuştu benim için.
Bu arada Afrika kahvesi içiyorum. Çok lezzetli. Türkiye'ye getirirsem sizlere de ısmarlarım. Ve şey çok ilginçti. Onu da çekemedim ama daha sonraki vloglarımda gördüğümde eklerim. Böyle yol kenarlarında hani ayakkabı temizleyicileri olur ya, orada çamur temizleyicileri vardı. Ya böyle Nairobi City gerçekten çok, her yer çamur hani, ve yağmur yağmıştı bizim şansımıza da. Takım elbiseli olan var. Ya diğerleri onların çamurunu falan temizliyor. Çok ilginçti bizim için onu görmek. Sonra dedik ki artık kalmayalım burada. Hani çıkalım kırsala gidelim falan. Çünkü şehir bizi zaten çok yıpratıyor. Yani o karmaşası, o gürültüsü bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Ve direkt böyle kendimize yeşile atmak istiyoruz. Yivaşa diye bir yere geldik. Burada çok güzel bir göl var. Ve burada daha çok göl safarisi falan yapılıyor. Yani çok beğendik. Zaten kırsal olması bizim için yeterliydi. Neyse atladık böyle. Küçük otobüslere bindik. Çok komikti. Böyle köy otobüsleri olur ya, onlara bindik böyle. Zaten sığamadık. Çantalarımız kocaman. İşte o bir yerden ittiriyor, bir yerden ittiriyor falan. Neyse sonunda binebildik. Sonra şehirden çıktığımız gibi o kadar güzel manzaralarla karşılaştık ki, böyle kuzular, inekler koşuyor. İşte öğrenciler okuldan çıkmış pıtı pıtı böyle yürüyor falan. Çok güzeldi. Yani aslında o pislikle direkt şehirde karşılaştık. Yani kırsala çıkınca gerçekten bence bu birçok ülke için geçerli. Çünkü ben birçok ülkede yaşadım. Yani bir yerin pisliği genelde şehirde oluyor. Kötü havadan karmaşaya her şeyle şehirde karşılaşıyorsunuz. Biz çok güzel, çok keyifli 2,5 saat bir yolculuk yaptık ve böyle hafif de yağmur yağıyordu. Benim için çok güzel anlardı. Neyse buraya geldik de yine birisiyle konuşmuştuk önceden evinde kalmak için de bu programlar. Andrew adında bir adam. O da çok ilginç. Yani benim çok ilgimi çekmişti. Beyaz bir Kenyalı. İşte 100 yıl önce galiba ailesi gelmiş buraya. İskoçya'dan göçmüşler. İlk başta Hindistan'a gitmiş ailesinin bir kısmı. Bir kısmı da işte Kenya'ya gelmiş. 100 yıldır falan Kenya'dalar ve bize biraz beyaz Afrikalı olmanın sorunlarını anlattı açıkçası. Çok değişik şeyler anlattı. Gerçekten çok etkilendik. Çok güzel bir ev var. Şu an onun evinin bahçesinden çekiyorum. Böyle sabah inanılmaz bir huzurla uyandım ve bu anımı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem böyle rahat bir yer bulmuşken sizlerle de böyle yaşadığım ilk günleri paylaşmak istedim. Burası kiralıkmış. Çok güzel bir yer. Andrew'un da işi çok değişik. Hollywood'da, Bollywood'da şeyler olur ya, böyle kaza sahneleri. Onları çekiyormuş ve şey diyor, hani bir kaza sahnesi işte bir araba görüyorsunuz. 7-8 arabayla çekiliyor dedi. Ve çok ilginç yani. Bize biraz işinden bahsetti. İşte ayrıntılarından bahsetti. Neyse akşam işte ona yemek yaptık, Türk yemeği. İşte birlikte oturduk, yedik, sohbet ettik. Şimdi 2 gün burada kalacağız ve gerçekten çok güzel bir yer. Sürekli Emre'yle şey diyoruz, keşke gitmesek, keşke hep burada kalsak diyoruz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir enerjisi var buranın ve şansımıza hava çok güzel ve arkası göl, işte o Naivasha gölünün hemen kenarında oturuyor Andrew. Böyle iki tane de çok tatlı köpeği var, hatta çağırayım. Lucky. Ah geliyor. Ama sen Lucky değilsin ha, orada. İkisini de böyle yoldan bulmuş ve sahiplenmiş ve ölmek üzereymiş. Ay tamam, seni de seveceğim. Ay, her tarafım köpeklerle çevrildi. Bunu tanımıyorum. Bu dışarıdan geldi galiba. Durun bir video çekiyorum. Bir an böyle etrafım direkt köpeklerle çevrildi. Neyse aslında benim Afrika'da gerçekleştirmek istediğim gönüllü projeler vardı. Ve çok büyük çaptaydı bunlar. Onları şu an yapamayacağım için aslında hep ertelemiştim. Buradaki insanları daha yakından tanımak istiyorum. Ama onlarla ileride çok güzel projeler gerçekleştirmek istiyorum. Aslında şu an benim için biraz araştırma gibi oluyor bu. İlerideki yapacağım şeyleri araştırma yapıyorum aslında şu an. Bir yandan iklimi, kıtayı, doğayı, her şeyi tanıyorum. Bu çok güzel gerçekten. Onun dışında Afrika pahalı mı diye soracaksınız. Aslında biraz pahalı olduğu için ben ertelemiştim seyahatimi. Evet, Afrika biraz pahalı. Tabii ki de Avrupa gibi değil. Böyle eğer etkinlik yapacaksınız, daha çok turistik, safari, onlar çok pahalı ve bir sürü çeşidi var. Hani 50 dolara da bulabiliyorsunuz, 300 dolara da. Şimdilik Afrika'dan bu kadar. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Gerçekten burası inanılmaz keyifli ve benim için
çok anlamlı. Çünkü ilk defa yola çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Ve inanılmaz heyecanlıyım buradaki. İnsanları, kültürü, doğayı, her şeyi tanımaya inanılmaz heyecanlıyım. O zaman daha sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Size bol bol Afrika'dan çekebildiğim kadar, ki artık kırsaldayız, çok sorun olacağını düşünmüyorum. Çekebildiğim kadar çekip size buraları tanıtmak istiyorum. O zaman sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Afrika'dan bolca sevgiler. Bye bye.